Yeni anayasa hayata geçirilmeli. Yeni anayasanın hayata geçirilmesi yönünde mikrofonlara konuşan vatandaşlar, 1 Kasım seçimleri sonrasında anayasanın yapılması için çalışmalara başlayan hükümetin bu konuda yalnız bırakılmaması görüşünde. Diğer partilerin de AK Parti'ye destek vermesi çağrısında bulunan vatandaşlar, 12 Eylül darbe anayasasından Türkiye'nin kurtarılması gerektiğini söylüyor. Bence var yani. İnsan hakları konusunda çok önemli adımlar atılması gerekiyor. İşte görüyoruz Türkiye'miz artık bu durumda. Şu an yani olan olaylar görüyoruz. Bunları kaldıramıyoruz artık yani. Yani gereken adımlar atılırsa çok memnun oluruz. Tabii ki vermeli. Olmazsa zaten vermezse zaten bu anayasa değişiyor. Olmazsa halk oylamasına gidiyor. Vallahi 2016 yılı ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu 12 Eylül Yamanlı Bohçası'nda bu Kenan Evren yasasından bu ülkemizin hayırlısıyla kurtulmasını niyaz ediyorum. Ve Allah Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin onları. Çok güzel oluyor. İnşallah hayırlı arasından bizim efendime söyleyeyim meclisimizin düzenleyeceği bir anayasayla inşallah devletimiz, milletimiz kazanacaktır. Diğer partilerin de bunu hükümetimize yardımcı olması lazım. Yardımcı olduğu zaman her şey daha iyi güzel olacak inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah terör de kalkar. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Türkiye'de yaşamayı nasip eder Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e. Eski anayasalardan şimdi bizim çok farklı. Bana göre değişmesi lazım. Artı 21. yüzyılda yaşıyoruz. Destek vermesini istiyorum ben diğer partilerin. Ortak karar olması lazım. Vallahi gayet güzel. Olursa daha iyi olur yani. Millet için. Hepimiz için de olur. Ya yeni anayasada her şeyden önce milletin çıkarı için, halkın çıkarı için daha iyi bir şeyler yaşamak için istiyoruz yani. Başka bir şey ne olacak? Diğer partiler de muhalefet olacak. Onların da el birliğiyle aynı yasaları çıkarması lazım. Yardım etmesi lazım.